Bu iş sağlıklı bir iş, zor iş. Yapmaya çalışıyoruz. Herkes yapamaz. Niçin? Niçin zor? Bıçakların keskin olması gerekiyor. Devamlı hür dikkat isteyen bir olay. Dikkatinizi devamlı bıçağa vermeniz lazım. 70 kuruş. 70 kuruş? Evet. Günde kaç tane soyabiliyorsun? 1000-1500 soyuyoruz günde. Ankara'dan. Ankara'nın Güdülkaracören köyünden geldik. Nadirdir. En fazla çıksa 200 kişi falan çıkar. Yapabilen. Eğitimini babadan aldım. Babadan bana geçti. Babam öğretti. Babamdan öğrendim bu işi ben. Sezonda geliyoruz. Sezon bitince gidiyoruz. Sağ olsun bu sene üreticimiz Ahmet abi bizi aradı. Arkadaşlar benimle olun dedi. Biz de Ahmet abiyi kırmadan buraya geldik. Biz üçümüz markayız, üç arkadaş. Bunun üzerine bizimden daha iyi düzgün soğan yok. Kalite bakımında. İlk başta ben elime aldığımda enginarı bana amcam öğretti. Öz amcam. Ya bir ay falan uğraştım. Ondan sonra bıraksın ben. Ben bunu dedim kesinlikle yapamam dedim. Yani açıkçası ölsem yapamam dedim. Ya bunu çevirmek marifet. Bir de şu bıçağı kesin yapabilmek marifet. Ya başka türlü bunu soymanın imkanı yok zaten. Ya bir de tabii el emeği çok var bunda. Görünüşünden de belli zaten. Ya bizde zaten atadan gelen bir şey meslek bu. Öyle mi? Tabii. Ya bu işi ilk başlatan biziz zaten Ankaralılar geneli. Bu iş biraz yorucu olduğu için erkeklerin yapması daha idealdir. Ya bayanların da yapanları var tabii. Hatta bizden bile fazla soyanları var. Ben şahit oldum yani açıkçası. Gelsin rakibin varsa yarışalım. Bekleriz. Her enginar aynı olmuyor. Ebatları farklı oluyor. Bazısı yetiştiğinden dolayı hafif daha tombul olabiliyor. Bazısı daha çıkıntılı olabiliyor. Ya onları el emeğiyle biz düzeltiyoruz. Hep aynı ayar yapmaya çalışıyoruz. İdeal boyda.